Sultanım. Ne var Clara? Zümrüt Ağa sizi görmek istiyor. Çabuk çağır içeri gelsin. Sultanım. Sen dışarıda bekle Clara. Zümrüt Ağa, ne yaptın? Mektubu yolladın mı? Yolladım sultanım. Birkaç güne ulaşır ellerine. Güvenilir biri mi? Merak etmeyin sultanım. Yahya abim. Söyle. Payitahttan bir ağa geldi. Size verilmek üzere mektup getirmiş. Bunu o ağaya ver. Kaybolmasın bir yere. Emredersiniz. İstanbul'dan ayrıldığınızdan bu yana yazdığınız şiirler bana yarenlik eder oldu. Bu arada merak etmeyin. Şiirleriniz emniyet içinde. Öyle umut ediyorum ki onu size kendi ellerimle teslim edeceğim. Ve yine umut ediyorum ki Manisa'da Mustafa abimle birlikte sıhhatiniz yerindedir. Günler aydınlık ve güneşlidir. Zira gidişinizden bu yana İstanbul hayli soğuk, hayli yağmurlu. Söyle o ağaya, bunu bir an evvel payitahta ulaştırsın. Merak etmeyin. Sultanım. Nedir yolladığın? Ailem için bir mektup sultanım. Vaziyetimi bildirmek istedim. Anladım. Bir mesele mi var sultanım? Mustafa'm. Son günlerdeki hali beni kaygılandırıyor. Bir hatuna bu kadar tutulması hayra alamet değil. Kendileri bir hayli mesut. Daha mühim vazifeleri var. Sen onun gözü kulağı olacaksın Taşlıcalı. Aslanımı her türlü bela ve şerden korumak senin asli vazifen. Hiç kuşkunuz olmasın sultanım. Bir veli şehzadenin hayatı tehlikelerle doludur. Uçan kuştan yerdeki karıncaya kadar her şeye karşı tetikte olmalıyız. Bu yüzden şehzademin attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Eğer beni aşan bir vaziyet olursa hemen sizi haberdar ederim.